Merhabalar Serpil Hocam. Merhaba. Nasılsın Sertan Beyciğim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz Bu sefer nasılsınız? bak balkonu terk ettim. Oradan bir şey duymuyorum yavrum ben. Öyle mi? Dışarının gürültüsü. Bak başladık mı şu sesi bir kontrol edelim. Bak benim sesim geliyor mu? Geliyor. Benim sesim geliyor Kulakla. mu size? Seninki de geliyor bak şimdi. Orada gürültüden patırdıdan car car bağırıyordum bir şeyi anlamadık. Bak şimdi içeri Allah. girdim kulaklığa da gerek yok değil mi? Ne Yok, dersin? bence gerek yok. Bak sesini şuradan açayım mı biraz? Açın Aa, hocam. tamam. Bak şimdi o kadar da muhkim bir şey almışım ki her yere ayrı ayarlanıyor. Bak bir görsen şu tripodu zannedersin ki şeye gideceğim, çekime gideceğim. Tamam. Ben de, ya hocam ben biraz geç açtım yayını. Telefon Ay. geldi bir tane. Tam yayına Bak şimdi ben girerken. de öyle bir şaşkın kadınım ki bak bir dakika geçti mi hemen şey yaparım. Ya bırak diye bir geçsin biraz. Onlar seni Yok. arasın değil mi? Haklısınız. Yok yok. Olur Ay mu? ben işte böyle babamdan böyle görmüşüm. Bak eskiden Ya cep telefonu olmazdı biliyorsun. Biz mesela ne babamla güzeldi. bak babamla Ne deriz ki güzeldi. saat kulesinin orada 2'de buluşacağız değil mi? İkimiz de 2'ye çeyrek kala gideriz oraya. Evet. Ya hocam işte iş temposu da başladı ya bir yandan. Böyle hem Ama bir iş de sen yayına çok katılırken yoruluyorsun. Bak sen çok yoruluyorsun bu ara. Ben takip ediyorum. Bak benden çok yorul. Bak ben bak gözlerim battı. Görüyor musun bak? çok Geçen gün yorgun bir soru çok söyleyecektim. yorgunum. Bak çok yorgunum. Üstelik de pudra mudra sürdüm. Bak geçen gün hastanın üstüne düştüm. Sekreterim tutmasa düşüyorum hastanın üstüne. Düşün yani o kadar yorgunum. Hasta çok, iş çok. Hocam sizden bir şey rica edeyim mi? Söyle yavrum. Telefonu böyle birazcık da Şöyle mi? ufacık. Bak Evet, böyle açısı çok daha var. güzel. Açısı var. Düzleştireyim mi? Bak. Böyle çok güzel. Ha. Şimdi bak bunun her türlü açısı var. Sağa de, sola de, arkaya de, laterale, medyale. Bak şimdi sen söyle bak. Çirkin de gözükmeyeyim yani. Hayır hayır böyle çok iyi. Tamam mı böyle? Bak bir de bak Tamam. Sertancığım. Öyle okumayacağım girenleri. Ha sen bak. Ha, ona bakacağım diye bir şey. Bak ben bir önceki programın tenkitini yaptım. Önce yani kendimi tenkit edeceğim. Önce onu bir konuşalım. Ondan Tamam. sonra ya ne öyle oradan almışım oraya götürmüşüm. Oradan seni konuşturmamışım hiç. Monolog olmuş. Monolog, diyalog değil. Bak onun için Ya içeri girdim. işte evet ben söylüyorum sonra bana kızıyorsunuz. Ama Uyuyor musunuz? duymuyordum hayatım bak. Orada balkonda gürültü var. Niye balkonda yapıyorum vallahi? Bak şimdi klimayı açtım. Vantilatörü koydum. Suyumu koydum. Her şeyimi hazırladım. Bir Sıcak mı saat gene? evvel geldim ki yatayım diye ama bak o kadar yorgunum sana anlatamam. Gözlerim bak biraz geride durayım da çok çirkin gözlerim gözükmesin. Olsun, ne olacak Ay hocam çok yorgunum bildiğin sizin gibi de değil yani bak. Bu yaşta herkes oturuyor evinde benim arkadaşlarım bak. Herkes sıcak oturuyor. mı çok yürüyor değil mi? Nasıl? Sıcak çok Sıcak. kötü bildiğin gibi değil. Nem var İstanbul'da. nem nem. Bak nem insanı mahveder bak. Şeyi gam nedir ne derler? İnsanı gam duvarı nem yıkar. Bilirsin değil mi? Evet, ben de nefes al. Bir de maske zorunluluğu var ya. Ay Nefret ya sen ediyorum. beni düşün bak. Astronot kıyafetiyle çalışıyorum şeyde. Bak bir Ya. maske. Üstünden ayrı bir maske. Bazı hastalarda tulum da giyiyoruz. Ağır vakalarda. Bir de ha, bak ortodonti de konuşalım. Ben unuttum ortodontiye başladım. Sen baş... Ama bak Hocam şöyle. şeye giderken muayenehaneye giderken yolda arabayla mı gidiyorsunuz? Yok hayır yavrum 10 dakika yürüyerek benim evimle muayenehane. Bak 10 Ha, dakika. mecbur Ama maskeyi sen takıyorsunuz biliyorsun sokakta. intimaya mintimaya uğra. Oradan git Berişova uğra. Oradaki kızlara git. Şimdi yeni kızlar var. Bak ben şimdi sohbeti severim yavrucuğum. Bak bir tane kuyumcum var. Efes isim vermeyeyim yine 500 lirayı koydum şuraya bak. Bak reklam bak 500 lirayı koydum şuraya. Adını verdikçe atacağım kumbaraya 500 lira. Öyle dedin ya Tamam. sen bana. Nereye veriyoruz ayolu paraları? Hiçbir yere verdiğiniz yok, uydurdun. Hangi paraları? Verelim ya hocam. Hani dedin ya reklam yaptın 500 lira vereceksin bana dedin. Ha ben o yeri o yeri için söyledim. E ben onun Kuyumcu için için. koydum şuraya 500 liraları. Her reklam yapışta kutuya bir tane atacağım. Tamam. Yani Ne beni yapayım? kısıtlama. Ne konuşacağımı. Esnaflar nasıl hocam sohbet muhabbeti işleri nasıl Ay ben onları? bak çok severim. Ha, esnaf herkes kana alıyor arkadaş bak herkes ama yine şikayet etmiyorlar bak herkes
Bak İzmir'de dükkan kalmadı. Bak Alsancak'ta saydım. Belki 28 tane dükkan kapandı. Yani deri şov. İşte ne bileyim bak işte söylüyorum. Büyük mağazalar, Gap. Yani ben çünkü büyük çarşıları sevmem biliyor musun? Yok bilmem o kocaman mağazalar var ya her yerde aynı şeyler. Gidersin yargıcı aynı şeyler. Yani o büyük mağazaları o büyük alışveriş ben molları sevmem ben hiç. Ben küçük butiklerden böyle küçük mağaza yani tezgahları tanıyacağım. O çünkü bilir benim ne giymek istediğimi. Yani o kız benim bilir neyi sevdiğimi bana lüzumsuz şey çıkarmaz. Ceren izliyor mu bize? Ay sana anlattım ya Ceren'i karıştırma. Almadın mı mailimi? Mail attım sana almadın mı? Aldım. Özelden. Evet. Ha? Aldım Ama aldım. patronu bana ne dedi? Bana bak yine kadın programı bak. Bak ben bugün çok ciddi program yapacağım bak Tamam. kardeşim. Bak. Tamam. Sor. Peki hocam. Bak onu sana yazdım. Onu okumadın mı yazdığımı? Patronu Okudum. bana ne dedi? Ya bak çocuk çok küçükmüş. 22 yaşındaymış. Özür dilerim. Kız Ben 21 yaşındaymış. 26 Ne canım? 26 yaşındayım ben. E tamam bırak. Esasında yaşın önemi yok biliyor musun? Evet, kesinlikle yok Bak bence. gerçekten bak ben ona inanırım. Bak yani frekansı ama var. Yaşlanınca var bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük olan çabuk yaşlanır öteki genç kalır. Yaşlanınca var. Bak gençken yok. Bak bunu yaşayarak öğrenirsin. Bak 10 yaş büyük bir yaştır. Neden? Şimdi bak. Diyelim ki adam 10 yaş büyük değil mi? Sen geldin 90 yaşına. Senin canın hiçbir şey yapmak istemez ama o daha 80 yaşında gezmek ister kadın. Bak bu çok önemlidir. Bunu şimdi düşünemezsin. Doğru. Ay Yok hadi şimdi. kapat bu konuyu. Biz ortodontistiz oğlum. Bak bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Çok gez hazırladım teaser'ı. Benden bugün kimse yok. Ben koyamadım hiçbir yere. Çok başım ağrıyordu. Geldim bir saat yattım. Hani düzeleyim diye ama daha kötü oldum yatınca. Bak hiç kimse yok bizim Hocam odada. kendi hesabınızdan niye bağlanmadınız? He? Siz kendi hesabınızdan. Benim hesabım bu da. Benim iki hesabım var. Ama Ötekini hep mi geçeyim? ötekinden bağlı. Geçeyim Yok. ötekini. Bak sana bir Kalsın şey fark et. söyleyeyim mi? Hayatım. Reklamını koyamadım ki kimse bilmiyor benim bugün program olduğunu. Sen tabii bugün attın saat bilmem kaçta. Benim de çok işim var muayenehanede. Hiçbir yere koyamadım onu. Paylaşmışsınız ama. Bana Ama mesaj geldi. nerede paylaştım? Bir tek şeyde. Bir yerde paylaştım. Onu da yarım yamalak yapmışım. Hepsi olmadı. Yok. Paylaşabilmiştim. Bana Neyse canım geldi şu. çok da mühim değil ya bu. Hiç de mühim değil ya. Gelen kalan sağlar bizimdir. Biz işimize bakalım. Hocam onu niye yapıyorum ben biliyor musunuz? Ha. Söyleyeyim size. Biz eskiden biraz erken paylaşıyorduk. Böyle mesela 10 gün önceden, bir hafta önceden ama. Unuturlar. Evet, aynen öyle. Ama O bak yüzden ben ne aynı yaparım gün. biliyor musun Sertancı bak. Sözünü de kesmeyeceğim. Önce bir 3 gün önce bir koyarım. Bir de ertesi yani o günün öğlenine doğru koyarım. 2 kere. Yani Tamam. ama boş ver dert de değil ya. Yani o kadar da biz konuşmamıza bakalım. Sen zaten kapatmak istiyordun onları. Kapat. Ben bugün her şeyi ne Heh, oldu geldiniz. yavrum? Dondun. Siz de dondunuz ben de. Ama sen de don. Bak şimdi ben şeyden bağlanıyorum. Bak evin interneti Wi-Fi'dan. Acaba 4G'ye geçtim ses gitti bu sefer. Değiştireyim mi? Ne dersin? Yok, fazla şimdi çok iyi. Bak hem de bu hesap da benim hesabım canım. Herkes biliyor bunu. O benle, bu benim muayene karışık hesaplar. İkisi birbirine bağlı zaten. Tamam, Azar tamam. ortodontisi. Hocam Tamam eski mı? programı konuşacaktınız. Şimdi dediğiniz önce biraz kendimi tenkit etmek Ha, bak istiyorum. şimdi onu sana notlar aldım onu söyleyeceğim. Şimdi bak birincisi ben resmen diyalog değil monolog olmuş. Seni hiç konuşturmamışım çok ayıp olmuş. Yani duymadığım için ben hep konuşmuşum o hiç hoş olmamış. Bugün sen daha çok konuşacaksın ben az konuşacağım. Bak halim de yok zaten. Ondan sonra ha başlayıp konuları yarım bırakmışım. Şiir okuyacağım demişim üçüncü okumamışım. Kader nedir demişim onu söylememişim. Ha o Bahar da Bahire Hanım'mış benim sekreterimmiş Edip Cansever'i söyleyen. Bahar okumuşsun sen onu. Kız orada yırtınıyor ben Bahire. Benim sekreterim dilmiş anladın mı?
şeyi mavi. Bak şiir hazırladın mı? Ben iki tane şiir hazırladım. Müzik de hazırladım. Bak müzikle okuyacağım. Ya ben de geçen kendime o kadar kızdım ki şiir deyince. Aslında şunu söyledim. Ya dedim ki o kadar çok şarkı şiirden bestelenen şiirler var. Bestelenip şarkı yapılan. Hiç mi bir tanesi aklıma gelmedi diye çok kızdım kendime. Ama aniden ölünce gelmez bak. Ben sana bir daha. Evet. Bak ben ne yaptım biliyor musun? Akşam bir tane müzik koydum ve şiiri okudum. Kendimi şeye aldım. Bak. Anladın mı? Kaydı aldım müzikli. Ama videodan aldım ama hani görüntü yok. Ay çok güzel oldu. Bak şimdi onu sunsam duyulmaz. Yeniden burada canlı yapacağım müzikli. Bak. Mavi Tamam. Huydur Bende'yi okuyacağım size tamamını. Tamam. İstersen ondan başla. Ya bak şunu bitireyim Bunu... bak başka neler yapmışım. Ha mesela dedim ya sana yok bilmem maske hikayesini anlatacağım demişim anlatmamışım geçmişim. Ondan sonra Beyaz Geceler demişim Dostoyevski'nin olduğunu söyleyememişim. Ondan sonra Elhamra Sarayı demişim Emevilerden kaldığından söz etmemişim. Yani sıfır program ya ama bu dediğim gibi bu sabun köpüğü yani şey değil stüdyo programı değil değil mi? Sonra doğaçlama olunca yani lafları birbirine bağlarken hepsini yarım bırakmışım. Yani benim programım 10 üzerinden 0 alır bence. Hocam biz inanın bana gelen tepkileri söyleyeyim. Ha Çok söyle ne seviyorum olur. hepsini. Ha? Bizim sizde olan programlarımıza bayılıyor herkes. Doğru söyle. Bak ben de kendi Gerçekten seviyorum. tenkidim. Kimsenin değil ha. Bana da çok güzel Evet. sonuçlar geliyor ama bu benim kendi kendimi eleştirim. Evet ya işte biz sizde çünkü programı yaparken çok böyle doğal oluyoruz. Belli bir Ha şeye evet yani o sağlıklıyoruz gibi. doğallığı da bozmayalım kurallara uyacağız diye değil mi? Evet, onu çok seviyorlar. Yani O zaman atayım bayılıyorlar. bu kağıdı. Sertancığım atayım bu kağıdı gitsin. Hocam yok. Yani ya, Gerek yaptığım yok. hataları yazdım. Bak ben şeyde de bak ders verirken de çocuklara ders sonunda kağıt dağıtırdım. Ya beni nereye eleştiriyorsunuz düzelteyim kendimi. Ya nereyi iyi anlatmıyorum? Çok mu bağırıyorum? Az mı örnek veriyorum? Yani insan kendini böyle geliştirir. Eleştiri budur. Bak sen beğenmem dedin eleştiri ama. Yani bak bu benim beşinci programım. Hala bence oturtamadım bu şeyi yani. Evet. Bak bir format oturtmak ya. Gerçi oturttum kendimce. Bir de ben böyle diğerleri gibi hani bir konuyu alıp o konuyu konuşmuyorum ya. Yani daha Evet. renkli olsun istiyorum. Sen de öyle istiyorsun. Ya şimdi Sağlıklı alsak sırf mı? ortodonti konuşsak ya bıkar insanlar ortodontiden ya. Nereye Hocam kadar? valla Ha? ben şöyle söyleyeyim. İnanın birçok profesörle yaptım bu dönemlerde. Ha. Hep konuşmadan önce inanın size örnek veriyorum ve hepsi diyor ki Ay bana teşekkür ederim. evet, biz de öyle Ama yapalım bak diyorlar. demek ki içimde benim bir şey var. Yayıncılık şeyi var. Bak beni neden ben gelip bak şimdi beni Sema Baysal şeye davet etti. İşkoli'ye biliyorsun. İşkoli programı. Ben ilk defa yani ilk değil vardı da yani geldim. O gün beni İpek mesela yakaladı işte dedi ki siz çok güzel ya hakikaten de çok bak kendi bak insan kendi yaptığı şeyi beğenmez. Ben beğenmem. Ama kendi programlarımı izliyorum. Lan diyorum, ne kadar güzel olmuş ya. Yani aksama yok. Bir de çok çalışıyordum. Diyorum ya tanıdığım insanı iki kere Reyhan'a götürüyorum. Kahve ısmarlıyorum. Konuşuyorum bak şunları soracağım. Sen şu bak ne diyorsun? Bir tane bir müzik getir. Bir renkli olsun. Mesela bir şey bir çok güzel bir kızla müzik şey yaptım. Müzik üzerine konuştuk. Ben ama bluzu bile çalışıp gidiyorum bak bluzu bile ve kıza orada okutuyorum. Yani değer veririm yaptığım işe. Anladın mı? Ben bunu da o yüzden şey yapıyorum. Bak hadi vakiti çok geçirmeyelim. İstersen şöyle gidelim bak program senin. Program senin. Yani Tamam. bizim ikimizin. Şimdi bak ben bir şiir hazırladım. Şiirden sonra Leonard Cohen'den eksiklerim kaldı. Adam dedin ya sen. Adam kahin gibi adammış bak. Evet. Hakikaten kahin. Bak bugün anlatacaklarıma daha çok hoşuna gidecek senin. Tamam. Onu biraz bitirelim, bir daha ellemeyelim. Sonra şu sosyal medya ile ilgili içimde bazı yaralar var. Onları konuşmak istiyorum. Yani canımı sıkan. Yani sosyal medya nedir? Public medya nedir? Onu biraz konuşacağız. Nedir kuralları? Bana küfredebilirler mi bu sosyal medya? Ya da beni kazıklayabilirler mi? Yani bunu biraz insanların, bir de bu ara biliyorsun olaylar oldu. Siyasete girmiyoruz ama yani bir yandan da diyorlar ki kapatacağız sosyal medyayı. Böyle bir hakları var mı? Yani sen benim Kapatamazlar. yani kapatamazlar da ben bunun birazcık altından yani felsefesini konuşmak istiyorum ki gitsin bazı yerlere. Bu yani bir de benim tezimle de ilgili biraz onu konuşalım. Ondan Tamam. sonra şey yapalım. Bu şu adam çok güzel bu adamı şeyi hazırlayın bak söyle Turkan'a. Sound of Silence. Mrs. Robinson müziğini bulsun. Sound of Silence.
Sessizliği. Sen o filmi bilmezsin, gençsin. Bak, Mrs. Robinson filmini hatırlar mısın? Hatırlamadım hocam Hani bunu. Nasıl bir film? bak, Belki izlemişimdir. Simon and Garfunkel müziği. Bak, Sound of Silence müziği duyunca hatırlayacaksın filmi. Mrs. Robinson öğretmendir. Öğrencisi öğretmene aşık olur. Hatırlayamadım Ama hocam. gençsiniz siz yavrum yani. Benim yaşımdakiler hatırlar. Bak, benim yaşımdakiler, niye sen kapattın mı şeyleri? Kimse orada bir şey yazmıyor. Kapattın mı? Yok. Kapattım. Ha, iyi yaptın. Bak şimdi. O Leonard Cohen'in o şarkıda çünkü. O film müziği de onun. Sound of Silence. Sessizliğin sesi bak. Simon and Garfunkel grubu söylüyor bunu. Ve müziği duyunca hatırlayacaksın. Hello Açayım Darkness. mı? Bak Hello Dark. Ama sonra önce şiir okuyacağız. Hazırladın Tamam. mı sen şiir? Hocam ben aslında şiir hazırlamadım ama E o sizle zaman Cemal ben o. Safi'yi konuşmak istiyorum. Ne canım? Cemal Safi. Ay çok güzel. Bravo. Bak o zaman ben bir şiir okuyayım. Şeyi Tamam. Mavi Huy'dur ben de, yani tamamını okuyacağım müzikle. Tamam mı? Hani nasıl Tamam. okuyacağım bilmiyorum. Ben de sanatçı değilim ama ders anlatırım. Biraz bir şeyler bilirim bak. Şimdi şu bir de Can Yücel'den küçücük bir şey var. Ben bunu çok seviyorum bak. Bunu da müzikle okuyacağım. Bak önce bunu okuyayım. Bak Can Yücel bilirsin. Datçalı. Hasan Ali Yücel'in oğlu. Milli Eğitim Bakanı. Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı, köy enstitülerini Tonguç'la birlikte köy enstitülerini kurmuşlar. Oğlu Can Yücel. Can Yücel çocukların adını ne koymuş bak. Bir tanesi Su kızı yaşıyor. Oğlunun adı bak, babasının adı Hasan. Oğlunun adını Yeni Hasan koymuş. Bak ne kadar akıl bak. Yeni Hasan. Bak ne kadar güzel değil mi? Yani dedesinin adını alıyor çocuk ama yenisi var başında. Bu Yeni Hasan. Hani bir de hep babasına şiir yazmıştım Can Yücel. Ben hayatta en çok babamı sevdim diye, bilirsin o şiiri. Sormuşlar Can Yücel'e, ya annenle ne oldu? Annene ya ayıp değil mi? Niye ona bak, ne demiş akıllı adam bak. Anneme şiir yazacak kadar şair değilim ben demiş. Ne desin? Ya, Ya bak, ya. anneme bir şiir yazacak kadar şair değil. Bak şimdi çok sevdiğim, neden de çok sevdiğimi bir okuyunca anlayacaksın. Bak müziği açacağım. Hem de niye açacağım biliyor musun? Secret Garden. Cello ile çalıyor. Secret Garden bilir misin onu? Bilirsin bak, klasik müzik. Onu açacağım. Önce onunla Can Yücel'in şu küçük şiirini okuyacağım. Sonra Mavi Huy'dur ben de. Şeyi, bir de size Edip Cansever'in kim olduğunu anlatacağım. Kısaca. Tamam. Değil mi? Tamam. Tamam. Sonra sen Tamam. anlat. Sonra sana geçecek. Sen de şeyi anlatacaksın. Bak ben de onu Tamam. öğreneyim senden. Tamam. Biliyorum ama daha iyi. Şimdi bak şunu açıyorum. Müzik olsun istiyorum çünkü. Çünkü denemesini yaptım. Çok güzel oldu. İşte nasıl açacağım şimdi ben bunu? Bir dakika. Şuradan YouTube'a gireceğim. Hazırlamıştım, hazır etmiştim o Secret Garden'ı. Şimdi hemen çıkacak. Bak. Bir de bana ses geliyor mu diye söyle bak. Müzik geliyor mu? Dur şimdi. Niye açılmıyor? Ha dur, yavaş. Acele yok. Bana küçük oğlum önder. Anne sakin. Sakin. Bak şimdi. Bana müzik geliyorsa işaret et, olur mu? Müzik geliyor. Gelmiyor değil mi? Geliyor, geliyor. Bak geliyor mu arkadan? Dur ama bu reklamda, bir dakika dur. Esas Secret Garden başlasın. Ben reklamsız bir şey. Bak dinle. Dinliyor musun bak? Duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyor Duyuyorum. mu? Bak duyuyor Duyuluyor. musun? Bak okuyorum. Bazen rüzgarın saçlarımı dağıtmasına izin veririm. Yağmurun yüzümü ıslatmasına, birilerinin kalbimi kırmasına izin veririm. Müziği duyuyor musun? Sonra saçımı toplarım, şemsiyemi açarım, kalbimi kapatırım. Hepsi bu kadar. Şiir bu. Can Yücel. Nasıl? Çok güzel. Ya zaten ben böyle kısa şiirleri daha çok seviyorum. Bak, benim şarkı bak, duyuyor musun müziği? Şu Duyuyorum ama müziği. şey gibi böyle den Ha? den den den. Ama Secret Garden bak, açın dinleyin bunu bak. Bak bunu Hauser çalıyor şu anda. Bak. Cello. Yani cello ile çalıyor bak. Nasıl göstereyim sana? Duyuyor musun müziği? Bak bu müziği ben çok severim bak. Bak şimdi bir de Mavi Huy'dur ben de okuyacağım, bitireceğim bak. Okuyayım mı? Okuyayım mı? Müzik geliyor Okuyup mu? Bak müzik geliyor geliyor. mu? Geliyor. Hayat hiç mavi yerinden vurmadı. Çünkü ben maviyi beyazı koruyan masumiyet olarak tanırım. Karanlığı görünür kılan bir renktir mavi. Öyle bilirim. Sürükleyendir. Bitmeyendir.
Mavi olarak anlatmalıyım her şeyi. Kaldırın başınızı gökyüzüne. Görmek istediğinizi değil, gördüğünüzü söyleyin. Yaşamın ta kendisidir mavi. Belki de sadece bu yüzden ölmeye değil yaşamaya mahkumdur mavi. Maviyi mi soruyorsunuz? Gözlerimden yüzüne yayılan maviyi. Mavi huydur bende. Bir renk değildir mavi. Ve benim yetinmezliğimdir belki. Müziği de dinlemem. Ve denecektir ki bir süre sonra, denecektir ki bir akşamüstü, bir akşamüstünü düşünmekten başka nedir ki? Gönül gözüm görendedir, derindir mavi. Bu kadar. Güzel mi? Mavi'yi çok seviyorsunuz ama. Mavi'yi çok severim. Mavi huydur bak. Ama müziğe de bak. Nasıl? Bak şimdi. Bu adam çok güzel çalıyor. Çok güzel çalıyor. Bak fon müziğiyle bak kendim kayda aldım. Kendim bayıldım. Çok güzel. Müzik şiir mi yapsam acaba? Bak şimdi. Ama şiir nasıldı Sertan Beyciğim? Şimdi çok çok güzel. Bak yani anlamlı ya bir şiir. Başka şeyler anlatıyor yani. Burada herkes maviyi anlar ama başka şeyler bak, anlatıyor. Bak şimdi bu adamı anlatayım sana. Bak Edip Cansever 1928 doğumlu İstanbullu. Ve İstanbul Erkek Lisesi'nden biri. Bak İstanbul Erkek Lisesi geleneği olan bilirsin değil mi? Geleneği olan bir lisedir. Uğur Dündar oradan mezundur. Müjdat Gezen oradan. Onlar şeyden pardon. Vefa Lisesi'nden onlar. Karıştırdım. Ama burası da çok geleneksel bir durum. Benim çok fena bir anım var biliyor musunuz hocam onunla ilgili? İstanbul Erkek Lisesi anlat hadi. Evet. Anlat. Şimdi ama ben, çok üzüldüm. Anlat. Üniversite sınavına gittim bir gün oraya, sınava. Ya açık girmeye, öğretim. Sınava girmeye gittim. Evet, evet, evet. Tam merdivenlerden çıkarken duvarda saat var. Ama şey değil mi, eski bir bina değil mi? Böyle güzel evet, bir bina. Müthiş bir bina, müthiş. Deniz Fransız kenarında mı? Deniz kenarında mı? Deniz kenarında mı? Deniz kenarı değil ama denizin sırtında, şeyde, Cağaloğlu'nda. Ama çok güzel bir yer değil mi? Sınıflar inanılmaz güzel manzarası. İçerinin mimarisi film çevir çok içeride. Değil mi? Efendim? Film çevir içeride. Hocam içeride şunları yapıyorlar. Ben gördüm daha önce dizilerde onu. Bu adliye koridorları falan yapıyorlar orayı. Ha. Ya da meclis salonu gibi falan gösteriyorlar. Hocam şimdi merdivenlerden çıkarken saati gördüm. Ben 9'a 10 kala sınava gelmiştim. Saate baktım 9'u çeyrek geçiyor. Lan dedim ki ya dedim oha böyle bir okulun saati nasıl yanlış olur dedim. Atatürk'ün ölümüne göre mi ayarlamışlar yoksa? Hayır hocam din daha acıktı dinleyin. Ondan sonra sınav bitti. Neyse ben böyle takılırım bazı şeyleri araştırırım. Gittim okulun hangi mimar yapmış işte bak, ne bravo, zaman. Bravo bak ben de araştırırım hep. Evet ondan sonra hocam bir hikayesi varmış o saatin. Şimdi o lise Çanakkale Savaşı'nda hiç mezun vermemiş. Hepsi öldü değil mi? O haber de onlara, o şehit çocukların haberleri 9'u çeyrek geçe gelmiş. Durdurdular saati. Durdurmuşlar hocam. Bak hepsi bak bir de o sene lafını unutma. Tıp fakültesinin birinci sınıfı da hepsi öldü o savaşta bak. Bütün tıp fakültesi birinci sınıfı öldü. Bir de İstanbul Erkek Lisesi ben bunu duymuştum. Anlat devam et. Çok acı. Ya o kadar. Yani çok etkilenmiştim ya bak, ondan. Bravo bak. Sen bunu gidip araştırmasan bir başkası olsa bakıp geçecek saate. Tabii. Bak, ben onu diyorum bak. Fuarda yürüyorum. Ihlamur kokuyor. Ve 15 gün kokuyor. Bak 16. gün yok ıhlamur. Bak demlenmiş ıhlamur kokuyor. Kimse gidip o ıhlamuru koklamıyor. Bir ıhlamur nasıl biliyor musun? 8 metre boyunda ıhlamur. Demlenmiş ıhlamur 15 gün kokuyor. Bak diyorum ki ya biriniz de gelin benim de şu ıhlamuru koklayın ya. Ha bile koşuyorlar. Koşuyorlar. Bak sen de benim kafamdasın. Yani o saati gidip bak hikayesini araştırman çok güzel bir şey. Evet. Ya ben öyle değişik şeyleri araştırıyorum ya. Bir de bak, İstanbul çok farklı bir şehir ya hocam. Yani gerçekten araştırılması, bak, bilinmesi İstanbul gereken. Gerçekten bak ben orada yaşıyor olsam bak bir gün şeye giderim. Nedir orası? Çukurcuma'ya gidiyorum bak ben mesela. Orada bir hani İstanbul Modern'e giderim gezmeye. Bak oraya yakın ya. Şimdi yine bak eşim hiç benden bahsetmedi de etmeyeceğim. Şimdi bak giderim ben şeye Çukurcuma'ya. O arkada antikacılar vardır ya. Ben orada kaybolurum ve çok hoşuma gider kaybolmak. Kaybolayım ya. Ya bir kere de kaybolayım sokaklarda. Akşam 9'da giderim eve. Bak orada kaybolurum, bayılırım. Adalara giderim işte burada da kaybolmam orayı biliyorum. Yani İstanbul'un
Yani ama yaşayanlar bunun farkında değil ya. Bak sen Bilmiyorum. farkındasın. Bak benim oğlum ama neden? Çok çalışıyorlar. Bak senin de yüzün, gerçi benim yüzüm bu sefer senden daha kötü. Geçen hafta sen uyuyordun, çok yorgundun. Bak bugün de yorgun. Uyumlu Ha? bir şöyle bir durum oluyor. Ben yayınlarda bazen kendimi tekrar izliyorum. Benim bu gözlerimi kapatmam çok yavaş kapanıyor, açılıyor gibi oluyor. Uykulu gösteriyor. Aslında benim Bak gözlerim mesela evet. daha Bak benim de canlıyım. şu anda bir gözümün içinde sanki kum tanesi var. Bak bugün bir şey var ben. İçinde sanki kum tane ama çaktırmıyorum. Yani kum tanesi var gözümün içinde. Evet. Öyle bir Hocam şey. alışveriş yaptınız mı Çukurcuma'dan? Geldiniz, yapıyor Ay musunuz? tabii. Bak muayenehaneme nasıl güzel bir ne diyeyim sana paravan aldım, paravan. Ben cam işini çok severim. Bak Murano'ya ilk gittiğimde çok erken yani 85 falan bir yıl Murano adasında cam yapar böyle gider seyredersin yanında cam üfleme. Sonra ben cam üfleme kurslarına gittim bak bir Riga nehrinde var. İstanbul'da Riga nehri nerededir bilir misin? Bir Paşabahçe'nin tane. Riga İstanbul'da Riga nehri var Riga. Bak Bilmiyorum. Paşabahçe fabrikaları var ya onun arkasında Ha, birler şimdi var. karşıda olan mı? Asya yakasında. Evet, ben de çok İstanbul'u bilmem ama ben internetten bulup kaydoluyorum. Gidiyorsun orada işte Avrupa'dan hocalar geliyor. Onlar onu da anlatıyor, sen seyrediyorsun. Sonra ben mesela burada cam kurslarına gittim. Yani ama boncuk değil bir tek. Böyle çok severim cam sanattan. Hatta bak cam nedir biliyorsun değil mi? Toprakla suyun karışımıdır. Suyla toprağın karışımıdır cam. Bak bir de Eskişehir'de var. Bak Eskişehir'de ben 3 kere gittim Eskişehir'e. Bir, yani dünürlerim var ama dünürler olmadan önce de ben gider. Yani biz kızlar giderdik. Hatta bir seferinde Büyükerşen'de belediye başkanı o zaman da. Sonra bir seferinde üniversiteye geldi. Bize bir konferans anlattı. Ben gittim tanıştım. Yani istiyordum adamla. Sonra da burada bir kitap gününde gittim özellikle hatırlattım kendimi. Ben senatördüm çünkü. Hatırlamaz tabii nereden hatırlayacak ama. Dedim ki hocam bak ben dedim Business Channel'da program yapıyorum. Bak bendeki de cesarete bak. Ben dedim bak o arada yeni yapıyorum. İyi konuklar almak istiyorum. Benim dedim konuğum olur musunuz? Adam da o ara şeye girecek. Seçim var önünde yani. Seçime girecek. Dedi ki bak bir de yaşlı biliyorsun. Yani 85 yaşında falan yani. 86-80 öyle yaşlı. Ama adam seni beni cebimden çıkarır yani. Yani ama kronolojik yaşı 85. Ben gittim şurada imza günü vardı. Aldım kitabını imzalattım. Hatırlattım kendim ama nereden hatırlasın adam? Ben de hatırlamayabilirim. Bakın dedim ben sizi programıma almak istiyorum. Yani onunla da şey yapıyor. Alacağım var ya 20. Taktım ya 20'ye. Büyükerşen ne dedi bana biliyor musun? Hoca dedi bak ben gelemem dedi İstanbul'a. Stüdyo iyi ki de gelmiyor. Sizin stüdyonun girişi korku tüneli gibi çünkü. Bak giriş korku tüneli gibi bak. Onu bana bir doçent arkadaş söyledi bir. Gülay Bural bak kulakları çınlasın. Ortodonti doçentidir. Onu bir akrabası getirdi İzmirli. Ay dedi ben korku tüneline girdim zannettim dedi. O hissin ilk giriş hakikaten korku tüneli gibi yani. Öyle o asansör değil mi öyle bak açıkça söyleyeyim. Bak giriyorsunuz sizin stüdyolara çok güzel. Ama aşağısı nasıl? Ama hocam onun nedenini ben anlatayım kısaca Anlat size. da ben de onları anlatayım. İzleyenler de bir. Şimdi hocam stüdyo olan böyle teknik yerleri olan yerlerin büyük metrekareler olması lazım. Ve elektrik açısından, yerleşim açısından kolay olması lazım. Şimdi biz de burası bizim kendi mülkümüz. Aa, ciddi Bunu misin? O zaman evet hiç şey, o hiç sesini şehir çıkarma. içinde almaya kalksanız hocam belki 5 katı para ödemeniz Deli misin lazım. sen? Peki Ve aşağıyı biraz düzeltemez misiniz ya? ya burada çok kötü bir yönetim var. Bizim bina Evet. yönetimimiz çok kötü. Ha. Sürekli Ya bak kavga ben de ediyoruz. utanıyordum konuklarımdan biliyor musun? Çünkü çok Evet. ben profesörü getiriyor. Yani profesör olması önemli. İzmir'den kalkmış uçağa biniyor geliyor bak şey yapıyor. Kız bir tanesi de çok şey lafını kessin yine ama dürüst kızdır. Bak hepsi benim yüzüme söylemezler. Benden küçüktürler çünkü. Gülay benden büyüktür. 2 yaş büyüktür ama çok severiz birbirimizi. Bana dedi ki ya vallahi dedi korku tüneline girdi. Ben de bir şey söyleyemedim açıkçası yani benim bilgim de yok. Ama dedim boş ver sen oraya ne bakıyorsun yukarısı çok güzel dedim. Korsun. Ben Çok dedim tek çoğu başıma stüdyo geliyorum. böyle biliyor musunuz? Hı? Yani İstanbul'da çoğu stüdyoya gidin. Haklısın. Bak Ben ben bir tek gittim. inanın Star TV'nin stüdyolarını çok beğenirim. Yerini de çok beğenirim. Ama onun dışında gerçekten bütün Bak stüdyolar böyle çok ben gittim uzaklarda, bak saçma şeye sapan gittim. Burcu Esmersoy'la bilmem kimin programına gittim bak. Hakikaten onlara ne dedim biliyor musun? Şimdi şaşırdılar. Ben böyle içimdeki dışındaki ya söylerim ya her şeyi.
dedim ay deli ben dedim vallahi geri dönüyordum dedim bak çok şık giyindim yani oraya gidiyorum bindim taksiye inanılmaz yani affedersin idrar kokan yerlerin arasından geçtim içeri giriyorsun çok güzel ama bak hem de birine söyledim sarışın olan hangisi bilmiyorum ötekine söyledim biri sarışın biri esmer biri Burcu Esmersoy biri Ceyda Düvenci esmer olan hangisi? Neyse ne. Bak bir tanesi de program yapacak benimle. Bak onlar internette var. Çok güzel programlar yaptım ama yani. Bak seyrederken ben bile seviyorum. Yani benim götürdüğüm kısım çok. Dedim ki vallahi kusura bakmayın. Bak en şık kıyafetim. Ben bir de kıyafete önem veririm. Yani orada da giyinecek yer yok. Adama makyaj bile yapmıyorlar. Kendim makyajımı kendim yapıyorum. Neyse. Sizde de öyle. Açıkçası bak söyleyeyim yalan değil yani. Kimse gelip de bana pudra... Biz pandemiden önce 6 ay falan makyajımız vardı kanalda. Hayır ben oradayken yoktu arkadaşım. Biz varken yoktu. Sizden sonra biz makyaj bulundurduk. Ya insan ama bir pudra sürer şuralarına değil mi yani? Evet. Neyse bak ara ben doğruyu da hocam, söylerim. Hocam konumuza dönelim ama 33 dakika oldu gene başlayalı. Eyvah sonra... çok konuştuk seni hadi. Tamam sıra tamam. Sende anlat şeyi şimdi hadi sen anlat sıra sende. Ben sosyal medya ile ilgili çok yaralıyım. Belki görmüşsünüzdür. Hatta ben çok önce de bu konuyla ilgili konuşmuştum. Onu paylaştım geçen gün. Nerede paylaşıyorsun sen? Ben seni izleyeyim. Seral'ın hesabını paylaştım. O bak, konuştuğumuz ben, video. Benim de söyleyecek laflarım var çünkü. Evet. Sen konuş. Şimdi demin bir şey söyleyeceğim demiştin. Onu atladın ama. Hani şiir yerine... Sosyal medyaya geçtik şimdi değil mi? Hadi sen anlat evet. Öncesi yaranı sonra da ben konuşacağım. Bulduk şimdi hocam, konuşalım. Ben... Bulduk mikrofonu konuşalım. Ha, yabancı sermayenin ya ne olur bu yazılım şirketi de olabilir başka bir şey de olabilir. Türkiye'de böyle cirit atmasına kendim adıma bravo. Ve Atatürk genci olarak bir bravo. Kere karşıyım. Aynen katılıyorum sana. Karşı oluyorum ama aynı zamanda da bizim gençliğimize biz nasıl böyle bir şeyi hala yapamadık diye şu yayını yapacak platformları insanları kızıyorum. Ama bu kadar özgürlüğün iyi olmadığını düşünüyorum. Yani bir insan haklısın, onda da haklısın. Nasıl ki hocam Taksim Meydanı'nda gidip işte bağırıp çağıramıyorsa sosyal medyada da ortalık yerde bak, ağzına gelmiş. Bana küfretmeye hakkın yok. Bak hakaret etmeye, eleştirmeye bak. Aynen bak. Bana da bunu Twitter'da yaptılar. Ama ben ne yapıyorum biliyor musun? Nezaketle yerin dibine sokuyorum insanları. Bak nezaketle. Bana küfrediyor. Atatürk'e küfrediyor. Ben ona nezaket... Bak yazdım bunların bak. Küfür edemezsin bana. Hakaret edemezsin. Ben de sana edemem. Eleştirebilirsin videoza kadar ama eleştiremezsin bile. Benim fikir özgürlüğüm var. Bak ben Voltaire felsefesine inanırım. Voltaire ne der biliyor musun? Ben senin gibi asla düşünmüyorum. Ama senin fikrini savunma hakkını sonuna kadar savunuyorum. Bak ben senin gibi düşünmüyorum. Benim fikrim ayrı. Sen bana hürmet edeceksin. Ben senin fikrini savunma hakkını ben Voltaire felsefesi. Sonuna kadar da biz ikimiz aynı düşünseydik her taraf papatya olurdu. Bak bu Atatürk'ün lafıdır. Bak hepimiz aynı düşünseydik gül olmazdı, menekşe olmazdı, lale olmazdı. Her yer papatya olurdu. Ayrı düşüneceğiz ama beraber yaşayacağız. Haksız mısın? Aynen öyle. Bana küfredemezsin. Sonrası sosyal medya diye bak. Bir de sana başında tanım getireceğim. Ben biraz bilimselim ya. Bak sosyal medya nedir? Geleneksel medya nedir? Sen önce söyle içindekileri sonra ben söyleyeceğim. Bunlar bir yerlere gidiyor mu acaba? Bir yerlere bulaşıyoruz. Bir kişi dinler bizi burada. Bırak. Bir kişi 100 kişiye bir anlatır. O deniz yıldızıdır biliyorsun. Bir tane deniz yıldızı gitti mi suya? Hepsi gelir arkasından. Yani, sen söyle şimdi. Konuşmamaktansa kimse duymasa bile konuşalım bunları. Aynen. Yani bizim ve ayrıca şu var hocam. En büyük etken ekonomik olarak da şöyle bir şey var. Türkiye'de milyonlarca iş yeri insanı, iş insanı sosyal medyaya reklam paraları ödüyorlar. Google'a, Instagram'a, Facebook'a. Bu paralar hep Türkiye'den gidiyor. Onları da yazdım. Bravo, bravo. Türkiye'den gidiyor bu paralar. Yani her gün belki 100 milyon dolar para gidiyor. Yani katılıyorum sana. Bu kadar asla ben de yapıyordum ha. Yanılıp ben de yapıyordum az daha. Bak son anda anladım yanlış bir şey. Evet. Yok yapılabilir. Hayır ben yapmadım. Siz yapmayın ama hocam hayır. Bazı kişilerin ihtiyaçları var. Sertan Beyciğim tıpta yasaktır. Bizim yasalarımız var. Doktorlar reklam yapamaz. Evet. Ceza yersin. Rekabet kurulu gelir hemen ceza yazar. Bizde reklam yoktur. Aman. Evet devam et. Sen yapabilirsin. Sen yaparsın. Ben yapamam ama. Yani
İnsanların bu kadar paraları yatırıp Türkiye'de, Çin'de mesela yok. Niye? Çin küçük devlet. Bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz hocam? Sizin anlattığınız o Voltaire gibi düşünmek gerekiyor. Yani bizde şöyle bir huyu var. Şimdi muhalefet diyor ki sosyal medya özgürlükleri kısıtlayamazsın. Ya şimdi öteki taraftan diyor ki Aynı düşünüyoruz ne oluyor seninle. biliyor musunuz hocam? Biz Aynı neyi konuşamıyoruz? düşünüyoruz seninle. Neyi Aynı konuşamıyoruz düşünüyoruz. biliyor musun? Türkiye'deki işsizliği konuşamıyoruz bu saçma sapan tartışmalar yüzünden. Bak Ya aynı bakın. düşünüyoruz seninle. Bak yazdım bunları bak yazdım ki düzgün konuşayım diye. Bak aynı Yani şeyleri düşünüyoruz. ben AK Partili de değilim. Ben Ben de hiçbir CHP'li değilim. partiden Ben değilim. MHP'li de değilim. Ben Bak son biz zamanlarda partili Liberal olmak Demokrat zorunda Parti'ye değiliz. bayılıyorum. Bak ben ne yapıyorum biliyor musun bak yavrum? Ama bak bir yurttaş olarak bir yere oy vermek zorundayız. Bak vermemek olmaz. Ben Ben Liberal sizin Demokrat Parti'ye vereceğim oyun bundan sonra. bak ben kime vereceğim? Vermeyeceğim de daha araştırıyorum. Babacan'ı izliyorum Babacan'ı. Bak adamı bir takip et. Bak Babacan var ya doğa var. Bak geçen gün birine söyledim. Daha inle. Aa Babacan. Ya bir dinleyin adamı bak. Tamam bir başka yanlışlar yapmış ya da yapmadı bile yani. Yanlış yerlerden gitmiş olabilir ama şu anda okul şeylerini prensibe benim gibi düşünüyor adam. Bak bal ya ne diyor biliyor musun? Hiçbir partiye üye olmadıysanız diyor. Gelin benim partime üye olun. 120 lira. Bir ara az daha yatırıyordum. Sonra dedim la o da alacak %4 oy. Yani ben siyasete gireceğimden değil ama bak şu anda kafama yatan tek onun fikirleri baksana söyleyeyim. Bak sen de oku bak. Bir de senin fikrini de öğrenmek istiyorum. Bak gir internetten adamın şeylerini oku, röportajlarını. Bak bir bayram konuşması vardı şeyle. Halk TV'de çok tatlı bir kadın var. Özlem. Söyleyebilirsiniz siz onu. Özlem bilmem şey. Tatlı bir kadın. Evet. Şeye Özlem. benziyor. Eskiden Ayşe Özgün vardı, ona Ayşe benziyor. Özgün değil bak. Özlem genç bir kadın. Çok tatlı bir Hayır, kadın. benziyor diye söylüyorum. Ha onun gibi. Ayşe Özgün diye Ayşe Özgün çok eski yaşlı. Bak bu Halk TV'yi ben izliyorum arkadaşım. Çok güzel şeyler. Bak Özlem herkes Emek, çıkarıyor. Tuğba Emek var Halk TV'de Hayır galiba. bak Tuğba. Özlem. Özlem Gürses diyeceğim bak. Olabilir mi Gürses? Genç güzel bir kadın. Çok güzel hazırlanıyor. Bir de dili çok güzel kullanıyor. Yani güzel kelimeler kullanıyor. O yüzden seviyorum. Ben bazen ben böyle izlerken kağıt kalemle izlerim. Yeni bir kelime varsa hemen yazarım. Kullanayım dağarcığıma gel. Bak yani şunu demek istiyorum. Bırak partiyi martiyi. Ben duyarlı bir yurttaşım ama futbol takımı tutar gibi takım tutmuyorum arkadaş. Anladın mı? Ben takip edeceğim. Belediye başkanını da takip ediyorum. Bak buranın belediye başkanı Alsancağı betona çevirdi. Betona. Bak ben bunu da tenkit ediyorum. Ciao bella, ciao bella. Tamam oyumuzu veriyoruz ama yavrum yani birazcık da gel bak şuralara ya. Ya çöplere bak, betonlara bak yani. Gitsin bu lafları. Bak bana kızsınlar anasını satayım. Bak ben Ya ben şuna da karşıyım. İnsanlar da diyor ki yok yardım görmüyorlar. Yardım görmezse görmesin. Proje üretsin. Beyin burada yani. bak Üretemiyorlar mı? Büyükerşen nasıl yapıyor 80 bak Ya. Eskişehir'i anlatacağım size bak bir program Eskişehir'i anlatacağım bak bilmiyor birçok kişi ben oraya 3 kere gittim Büyükerşen'le de konuştum ha, adam bana ne dedi bak hep lafların yarısı kalıyor bir tane tenkidim de oydu laftan lafa geçiyoruz bir lafın yarısını eksik bırakıyorum ama bizden sonra kimse bunu Sosyal unutup medyayı unutmayalım. Sosyal medyanın fikirlerinizi bak alacağım bunu hocam. bitirelim ama o lafı bir Anlatmayın o zaman Büyükerşen'i o zaman şimdi. Başka zaman hayır konuşalım. zaten onu araya sokmam onu başlı başına yapacağız bak Tamam, bir gün sosyal medyada bak konuşalım. bir gün sırf Atatürk yapacağız. Tamam. Atatürk'ün resmi tarihin Atatürk'ünü değil. Bizim insan Atatürk'ü konuşacağım ben bak. Hezeyanları var, korkuları var, aşkları var. Onları konuşacağım bak. Çok güzel bir program yapacağız. Sırf Atatürk'e bir gün. Ama onu araya bak Eskişehir'i de ayrı yap. Bir de bak bir gittiğim yerleri çıkarttım. Ana bir yazdım görürsen sayfalarca. Yurt dışında ve yurt içinde. Anlatabileceğim yerleri. Yani biz seninle bir 2 sene program yapsak benim malzeme var anladın mı? Neyse gel bak şu sosyal medyayı bitirelim. Bak ben diyorum ki sosyal medya ve geleneksel medya. Arada ne fark var? Geleneksel medya tek taraflı bilgi alışı vardır. Sosyal medya interaktiftir ve bedavadır arkadaşım. Bak gene öteki medyanın gazetesi var, parası var da. Burada para yok. Bir de burada eğitimsiz de olsan girebiliyorsun. 5 yaşında çocuk giriyor program yapıyor. Hadi bakalım. Yani sen eğitimlisin. Ama adam gidiyor 10 ya 15 yaşında çocuk geliyor senin gibi program yapmaya kalkıyor. Yani bu kadar da özgür. Bu kadar özgürlük olmaz. Bak bunun yasası yok bile. Bak bilişim hukuku diye bir şey var. Bilişim hukuku diye hukuk fakültelerinde kürsü var. Ama ortada bir şey yok bilişim hukuku. Mesela bana küfretti. Ben kime gideceğim bunu şikayet edeceğim? Ben mecbur muyum bu uğraşacağım avukatlara gideceğim bilmem. Ve ben öyle bir nezaketle aman açmıyorum kapıyı. Bak
öyle bir nezaketle özür diletip sildirttiriyorum tweet. Bak ben her sabah iki tweet atarım. İki tweet. Ve çok dikkat ederim bak kelimelerime. Yani kimseye hakaret edemem. Ya yanlışlıkla yapmayayım diye önce bak yazarım kağıda. Bak birden oraya yazmam. Okurum. Bir daha yazarım, sonra tweet yazarım. Anladın mı? Ama bir tanesi bana, bir kadının biri habire küfrediyor. Bak dedim de nezaketle. Ama bir de bir yandaşlar var benim, ona bana destek verenler. Özür dileyip sildi tweetini sonunda. Haksızdı çünkü. Atatürk'e ve bana küfrediyor. Bak dedim çocuğum, Atatürk olmasaydı ben bugün bir erkeğin üçüncü karısıydım. Sen o adamın dördüncü kumasıydın. Miras hakkında yoktu. Haberin var mı dedim. Özür diledi, sildi. Anladın mı? Yani bunlarla mücadele, bunun yasası olması lazım. Bana küfredemezsin. Ben de sana edemem. Bak ben de kimseye küfretme hakkım yok. Herkesin düşüncesi ki, ama yani biz öyle bir ülkede değiliz. Düşüncesi yüzünden insanlar içerideler şimdi. Buyur. Ne olacak? Ali, şimdi ben onu birine sordum. Evet, düşüncesi yüzünden içeride olan insanlar var. Birine şöyle bir soru sordum programda. Gazeteciler tutuklanıyorlar değil mi? Ve İşte herkesin paylaştığı bir o hani Libya'da ajanlar olmuş. Ama herkes sadece o paylaştığını, o çocuk bir şey yapmadı ki. Evet, ama diğer... hocam şöyle dedi, bana da biraz mantıklı geldi. Anlat ama ben fikrimi söyleyeceğim. Tamam. Ben korkmam kimseden. Tamam. Yok, bana şöyle mantıklı geldi. Dedi ki şimdi bizim o ülkede ajan bulundurmamız, ajan yani Dışişleri Bakanlığı'nın karşılıklı olarak... Olabilir. Hiçbir şekilde birbirlerine bilgi vermemiş demek. Olabilir, bakalım. Olabilir. Eğer bir Türkiye'de... Ama bu çocuk başkasının yaptığı haberi aldı, haber yaptı ikinci kez. Niye ötekini tutuklamıyorsun da bunu tutukluyorsun? Bak, bu çocuk başkasının yaptığı haberi değiştirdi. Haberi mi, sosyal medyada paylaşımını mı? Paylaşım olsun, haber olsun. Yani ya yapabilir. Yani ya adam mı öldürdü bu ya? Ya adam mı öldürdü? Yani devlete nasıl bir zarar verdi bu çocuk? Bu genç çocuk. Bak ben çok iyi tanıyorum onu. Bak isim vermiyorum. Ya ben yanlış düşünüyorum. Haber yaptım, yanlış haber. Onun ceremesini ben çekerim. Sen benim düşüncem yüzünden beni nasıl içeri atarsın ya? Abi şimdi beni de tutuklayacaklar senin yüzünden. Türkiye'yi de ama zor durumda bırakabilirler belki. Bırakmazdı bak o çocuk. Bilmem. Oraya girmeyelim bak. Bak biz felsefesini konuşalım. Türkiye'yi zor durumda bırakacak diye adamı 10 sene içeride mi tutacaksın? O canileri çıkarttın benim aşağıdan bisiklet, motosikleti çalındı alt kattakinin. Bütün hırsızları çıkarttın. İnsanlara evet. Tecavüz edenleri çıkarttın. Tecavüz. Adaletin sıkıntı var Türkiye'de. Kanunlarda adalet yok çok... yavrum. Adalet, ben ne istiyorum biliyor musunuz hocam? Bu konuyu böyle bir şey söyleyeceğim. Ben kendi adıma kapatacağım. 45 dakika olur. Süreyi değerli kullanmak istiyorum. Tamam. Hocam şimdi ben Amerika'daki gibi halk jürisinin olmasını istiyorum. Bravo. Ama sen istediğin kadar olmaz. Bak Atatürk Roma hukukunu almış. Ama niye almış? Adamın başka şansı yoktu. Yani Roma hukukunu aldı, anladın mı? Biz gidip de zaten Amerika'dan, yani Roma hukuku. İstesen onu da güzel. İsviçre hukuku da var. İstesen onu da. Kafa yapısı. Ama keşke öyle olsa mı? Olmaz yavrum. Bu mensup. Bak ben sana şimdi Korona'da geldiğimiz yeri anlatacağım. O zaman neden olmadığını anlayacağız. Bir de Korona konuşacağız. Hadi onu başlayalım hocam. Korona'ya başlayalım. Ya bak Leonard Cohen'i bitirelim. O çok beğeneceksin. Bak onu bitirelim. Tamam. Bak ama bak. 5 dakika veriyorum size. 5 dakika. Tamam, hızlı hızlı. Sonra hocam şeye gideceğiz. Bak Korona, o zaman müziği boş ver. Bak müziğini boş ver. Şimdi uğraşmayalım onunla. Bak şimdi. Bu adam, ben demiştim sana değil mi? Kanadalı ve Yahudi bu adam. 1963 yılında ilk şiir kitabını yazıyor. Sonra şey yapıyor. Romanı var. 20 tane çok güzel şarkısı var. Ve çok enteresan bir adam. Bak evli adam ama ona ilham veren bir aşığı var. Bak şimdi oraya nasıl geçtiğini anlatacağım. Önce ölümünden alacağım. Bak 82 yaşında ölüyor ve ölmeden önce dünya turuna çıkıyor. Yani diyor ki bu benim son turum diyor. İstanbul'a da geliyor. Bak 2016'da ölüyor. Belki siz gidebilirdiniz bilseydiniz. İstanbul'a da geliyor konser ve diyor ki ölüme hazırım. Ölümden korkmuyorum. Turnenin adı bu. Bak öleceğim ölüm. Çünkü sevgili, bak anlatacağım bunu da. Ama bu adam çok enteresan. Bak beni, çünkü böyle bohem hayatlar benim ilgimi çeker nedense. Bu adam Kanada'da 3000 dolar burs alıyor. Gidiyor İngiltere'ye. Bak devletten burs alıyor. Gidiyor İngiltere'ye. Bir çatı katı tutuyor. Olivetti marka bir daktilo alıyor. Bir de Burberry marka Blue Raincoat alıyor. Bak en sonra çok ünlüdür. Blue Raincoat şarkısı, bilir misin onu? Blue Raincoat. Bak
Adam ama şey yani enteresan bir adam ama yani panik atakları var. İçki içiyor falan, sesi kısık. Ama sanatçı, sen kahin dedin işte bak adama, değil mi? Kahin gibi demedin mi adama? Evet. Yani o kadar. Ondan sonra bak çabuk kesin. Benim hoşuma gitti diye zannediyorum ki herkesin hoşuna gidiyor. Belki de gitmiyordur insanların hoşuna. Anlarsalar gider. Belki bak. Arkasından bak şimdi. Ondan sonra Londra'dan da sıkılıyor. Bu sisli hava şey, adam duramıyor yerinde. Biniyor uçağa gidiyor bir Yunan adasına. Hidra adasına gidiyor bak. Keşke Çeşme'ye gelseymiş. Ve o adaya gelen ikinci batılı bak. İkinci batılı. Orada beyaz badanalı bir ev tutuyor. Gene Olivetti marka şeyle çık 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 yazıyor. Sabah kalkıyor. Martı sesleri, kuş sesleri. Markete gidiyor. Bir Norveçli kadına aşık oluyor bak. Kadın da üstelik evli ve 4 aylık da çocuğu var. Bak. Bunların dostlukları ama ölene kadar sürüyor. Yani dostlar, anlıyor musun? Aşk böyle bir şey yani. Milena ile Kafka'nınki gibi. Milena ile Kafka 3 sene yazışıyorlar mektup. Sadece 2 kere karşılaşıyorlar 10 dakikada. Ben de öyle bir aşk istiyorum, biliyor musunuz? Ya, yemin ediyorum. Zor bulursun annem sen. Kalmadı öyle aşklar. Bulmazsam olmasın. Bulmasam da olmasın. Bak sen çünkü şey, romantik bir yapın var. Sen bulabilirsin. Bak bunlar kalmadı. Herkes şimdi duygusal. Herkes duygusal hayatım. Herkes. Evet bak, hocam. Bak benim zamanımda böyle değildi. Bak ben de duygusalım. Beni bir heyecanlandırır böyle hikayeler. Beni. Bak Milena'ya mektupları okuyun. Kafka. Milena'ya 3 sene mektup. Milena da evli, Kafka evli değil bak. Milena da evli, Kafka evli değil. Milena'ya 3 sene mektup yazıyor. Arada kavga ediyorlar çünkü yani aşk kavgasız olmaz. Ama 3 yıl içinde sadece 2 kere buluşuyorlar bak. 2 kere, kısacık 2 buluşma. Sonra Milena terk ediyor Kafka'yı, iyi mi orada? Burada ne oluyor söyleyeyim. Burada kadının adı Marianna. Bak Marianna diye şarkıları var. Bak o şarkıları bu. Yani sevgilisine, adam kadın evli, 4 aylık da çocuğu var. O tanıştıklarında markette tanışıyor. Norveçli kadına aşık oluyor. Kendi karısı çoluğu çocuğu memlekette. Hatta kızının adını da şey koymuştu. Lorca. Lorca. Maria Garcia Lorca vardır ya şair. Kızının adını Lorca koyuyor. O kadar da yani çocuklarını da seviyor ama şimdi bu adam sanatçı. Aşık olmazsa nasıl yazacak bunları? Bak Nazım da tabii böyledir. Ya yani şimdi o, Nazım Hikmet'le evlenilmez. Nazım Hikmet'in maalesef acı. Evet. Acı değil, aşk. Ki hasret. Acı deme. Şimdi acı deyince jilet atmak gelir. Yok. Şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi hayatı dört dörtlük birisi zor bir şair olur. Ya evet, da şarkı. Evet. Biz niye olamıyoruz? Sen olamıyorsun. Ben olamıyorum. Hayatımız dört dörtlük değil ama. Çalışmaktan. Bak şimdi bu adam nasıl bu kadar şey olacak, ünlü olacak? Çünkü bunu ama yapma, hamurunda da olacak be Sertanç. İçinde de olacak. Yani bir sanat şeyin olacak. Geçiyorum bak hızlı. Ondan sonra kadın kanser oluyor. Ve buna bir mektup yazıyor. Bak o kadar ilginç ki bunlar. Mektup yazıyor. Kadın o mektubu okurken ölüyor. Diyor ki sevgilim diyor bak hiç merak etme. Çok yakında yanına geleceğim diyor. Ağustos'da 2016'da oluyor bunlar. Ağustos'da kadın ölüyor. Aralık'ta da bu ölüyor. Ve bak son mektubunda şöyle diyor bak. Ay, onu bir yere yazdım şimdi sana. Bir de bak işte bu Sound of Silence'da bu filme buna biraz nazire. Bak şimdi o kadar enteresan. Bunları bilmiyor kimse. Bunları okusunlar ya. Şimdi böyle şeyler yok. Sonra bak adam da 82 yaşında ölüyor ve buna muazzam töre. Hallelujah. Şükürler olsundur. Hallelujah. Şükürler olsun. Sevgilisine karışıyor çünkü ölünce. Anladın mı? Diyor ki mektubunda bak diyor hiç bekleyin herhalde. Yani kadın bu mektubu okurken vefat ediyor. Artık buraları da atıyorlar mı bilmem bu kadarını ama doğrudur. Neden? Bak bir İngiliz yazar bu adamın hayatını yazıyor. Biyografisini yazıyor. Adına da diyor ki I am your man. The Leonard Cohen. Yani adamım Leonard Cohen bak adı da. Kitabın adı. Ben bunun İngilizcesi var bende bunu bak. I am your man. The life of Leonard Cohen. Ve bu İngiliz bunun biyografisini yazıyor. Bu en son bu hayata veda turuna çıkıyor. Bak ismine koyduğu tura bak adamın. Hayata veda turuna çıkıyor. Bütün dünyada konserler veriyor. İstanbul'a da geliyor. Siz gitmiyorsunuz İstanbul'da bu adamın. 2016, 2015'te. Bu adam 2016'da öldü. Senin haberin yok. Ama şimdi oldu. Bak dizi dinleyen var mı acaba? İkimiz mi konuşuyoruz annem biz? Biz ikimiz mi konuşuyoruz? Kaç kişi var? Evet, hiç soru da almıyorsun hiç. Ama bugün de böyle olsun ya.
Hadi Ya geçtik bunu. çok muhabbet kopuyor. Hocam bitirin. 51 Ama bitti dakika, bak. 5, 60 Tamam. dakika Ha, şunu arasında. söyleyeceğim bir tek bak. Haleluya'yı 5 senede yazıyor adam. Bak 5 sene. Ama o Mavi Redingot'u 5 dakikada yazıyor. Mavi Redingot. Hani Burberry'den aldığı şarkı. Bak 20 tane çok ünlü şarkısı var. Birisi Sound of Silence. Bak bunu hani benim yaşımdakilerin hepsi bilir. Çünkü ben o filme 3 kere gittim. Mrs. Robinson. Yani öğretmenine aşık olan bir öğrencinin hikayesi. Çok enteresandır. İnternetten bulun seyredin. Sound of Silence. Müziği Simon Garfunkel yaptı. Hello Darkness. Bak ben onu da yazdım. Eğer çalsaydın sana şeyini de okuyacaktım anlamı. Merhaba eski dostum karanlık. Seninle tekrar konuşmaya geldim. Hello Darkness var ya sen. Öyle giden bir şarkı. Bak duysan anlarsın bu müziği sen. Sound of Silence. Nasıl bilmezsiniz ya? Hocam belki bilirim ama valla Bilirsin yani bak duyunca bak Furkan'a kafam. söyle çalsın sana öğrenecek. Bak diyor ki merhaba eski dostum karanlık. Seninle tekrar konuşmak için geldim. Çünkü arkandan sürükleniyorum. Beynime aşılanmış olan vizyon sükunetin içinde duruyor hala. Huzursuz rüyalarımla uyanıyorum. Adam yani melankolik bak ne kadar. Huzursuz rüyalarımla uyanıyorum. Bunları hep Leonard Cohen yazıyor. Parke taşlı sokaklarda sokak lambasının halesinin altında duruyorum. Yakamı soğuğa çeviriyorum. Falan filan. Hani çok okursam şimdi çok vakit geçecek ama ben kaptırıyorum kendimi. Çok hoşuma gidiyor. Sonra ciddi konulara dönemem. Korona. Tamam, koronaya geçelim hocam. Onu Tabii şimdi dediniz ya. koronaya geçelim. Bak şimdi Tamam. koronada neredeyiz onu anlatacağım bak kısaca. Şimdi yavrum herkes zannediyor ki bütün dünya korona bitti. Biz eski hayatımıza döndük. Yok böyle bir şey. Bu ikinci kez patlayacak. Bak korona kapıyı 2 kere çalacak. Bir de Haziran 2020'deki bilgilerimiz bak Şubat 2020'deki bilgilerimiz tamamen değişti Sertan Beyciğim. Ben bunları çünkü takip ediyorum bilimsel makalelerden. Size özet yapacağım. Şubat 2020'de bildiklerimiz Haziran 2020'deyiz şimdi diyelim. Haziran Temmuz. Bilgiler şöyle değişti bak. Başlangıçta nasıl oluyordu COVID geçirenler? Solunum zorluğuna tutuluyordun. Akciğerlerin harap oluyor. Boğularak ventilasyon cihazında ölüyordun. Şimdi ne buldular biliyor musun? Mekanizma bu değil diyorlar. Kanın pıhtılaşması bozuluyor. Ondan ölüyorlar. Bak kan pıhtıla yani kanın pıhtılaşma mekanizması bozuluyor. Kan içindeki oksijen satürasyonu düşüyor. Bak oksijen satürasyonu nedir biliyor musun? Parmağın ucuna takar. Mesela birden hastaneye gitsen başın döndü. Önce oksijen satürasyonuna bakarlar. Şuraya bir şey takarlar. Kanındaki oksijen yoğunluğuna bakarlar. Anladın mı? Bu eğer bak %70'e kadar sen bir şey hissetmezsin. %80'e geldi mi maça püçüğe gitmedin değil mi sen maça püçüğe? Onu da anlatacağım. Yok. Ay, ama bugün yetmeyecek program. Çok güzel şeydi. Ben ötekine kalsın. Kaç dakika oldu yavrum? Kaç dakika oldu? 54. Huu! 54 dakika. Kaçta gezi? Bak Ama ben gezelim. artık size müdahale edeceğim. Ben öğren eskiden Et yavrum, korkuyordum et, ama et yavrum. müdahale ediyorum. Bana şey ver yani bak. Şimdi bunu hızlı Tamam. geçiyorum. Bak demek ki Oksijen. mekanizmayı çözüyorlar bak 5 ayda. Yani pıhtılaşma mekanizmasında bir sorun var onu söylüyorum. O yüzden aspirin, heparin falan. Eskiden nasıl ne kullanıyorlardı? Ebola'da, SARS'ta nasıl bir tedavisi onu kullan. Yani şunu demek istiyorum. Eskiden hasta hastaneye yetişene kadar boğulup ölüyordu bak. Şimdi öyle değil. Çünkü onun mekanizmasını öğrendi. Yani sonuçta başka mekanizmalar da var ama çok tıbbi onları anlamazlar. Yani onlara girmeyeyim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Panik yok, akıl var. Bak, panik yok. Sosyal mesafeye, şeye, hijyene, ondan sonra kurallara dikkat edeceğiz. Yalnız akılsızca panik yapmayacağız. Yani şimdi bak 2 grup insan olmuştu Sertan Bey. Kimisi iyice yaygın. Aa, bir şey olmaz diyor. Öpüşüyorlar bak. Öpüşüyor. Kimisi de panik atak geçiriyor korkudan. Bak kısa bir şey anlatacağım benim başıma geleni muayenen. Anlatmış mıydım acaba? Hani bana dokunmadan tedavi ettiğini anlattın mı? Anlatmadım. Yok, anlatmadım. Bak şimdi. Ben koronaya bak. Biz diş hekimleri enfeksiyon kontrolünü çok iyi biliriz. Ben kliniğimi koronaya her türlü tedbir al. Bak astronot kıyafetim var ama her vakaya giymiyorum. Gömük kanil falan olursa. Yani basit vakalarda sadece maske, şu siperlik, işte eldiven, şey onları takıyoruz yardımcımda. Şimdi geldi yeni hasta oturdu. İlk muayene yapacağım. Ben ilk muayenede uzun uzun anlatırım. Sende şu var, neden olmuş? Çaresi bu, seçenekler bu. Parası da bu. İste bir ikinci seansta karar verin.
Şimdi kadın oturdu. Şaş böyle şık tabii giyinmiş bir kadın. Çocuk da oturdu 14-12 yaşında. Ağzı çakıl tarlası. Bak bana ne diyor. Daha aynaya alıp bakmadım az. Ben giyinmişim kıyafet. Doktor hanım, hoca hanım, kocam diyor ki biz çok korkuyoruz. Hoca hanım ellemeden dişlerini tedavi etsin bak. Bak şimdi. Ellemeden dişlerini tedavi. Ben şimdi ne yaptım, ben akıllı kadınım ya. Şimdi durdum. Bahir hanım dedim. İçeride benim sihirli çubuğum var. Getirir misin? Şimdi Bahir hanım da bakıyor bana. Kızım içeride sihirli çubuğum var. Getirsene dedim. Oklava. Oklavayı getir. Oklavayı. Kadın da ne yapacağım diye bakıyor. E dedim hanımefendi sihirli çubuğumla tedavi edeceğim. Vereceksin 10 bin lira gideceksin. Şimdi böyle bakıyor şimdi aptallaştı kadın. Bak bana dokunmadan tedavi bu kadar korkuyorlar. E niye geldin? Ben kendimi koruyorum. Ya çalışanımı koruyorum. Seni koruyorum. Ben bu işi bilerek yapıyorum. Ya da gelme benim vaktimi alma değil mi? Bak dedim siz nasıl doktor seçiyorsanız ben de hasta seçiyorum. Bir daha buradan içeri girmeyin. Ne dedim? Ha sonra bir tane bak 40 yaşında bir adamcağız geldi. Bak çok da sevdim esasında. Müteahhit. Böyle sakal. Bak dedim kusura bakma ben seni alamam. Hayır diyor ben seni çok sevdim. Benim dişlerim tedavi edeceksin. Yavrum ben sakallı adamı almam. Almayacağım. Kesmem. E ben de almam. Ha benim çok param var. Bana ne? Bak bari dedim git incelt. Sabunla. Dezenfet. Şimdi adamın da şeyini de şimdi yani adama da yani dişini düzelteceğiz. Yani çok da müdahale etmek istemiyorum ama bu kadar sakal dolman kısalt bunları. Sabunla, temizle, dezenfet etti. Gel değil mi? Bana Amerikalı söyledi ya. Virüs dedi orada 7 gün duruyor dedi ya. 7 gün duruyor sakalın arasında. Söyledim onu size değil mi? Yok söylemedim. Söylemedim mi size? Ay ben başka programlara da katılıyorum karıştırıyorum şimdi bak. Yavrum bak ben akşamları Zoom'la ve Binary'a katılıyorum. Bütün dünya ortodontistleri konuşuyoruz. Ne yapalım? Nasıl önlem alalım? Muayenehanemizi nasıl renüve edelim? Hastaya nasıl davranalım? Yarım hastayı ne yapalım? Yani konuşuyoruz bu konuları bütün. Çünkü biz de Amerika'da nasıl iş yapıyorsak biz de aynısını burada yapıyoruz. Ben hepsiyle de görüşürüm. Benim Instagram'ım yarısı Amerikalı. Adam dedi ki bak koronanın ilk ayı daha. İlk ayı. Bakın dedi Türkler dedi sakallı olur adamlar dedi. Abi konuştuk be senin bununla bunu. Konuştuk senin sakallarını konuşurken. Konuşmadık mı? Konuştu. Adam dedi ki Amerikalı profesör siz dedi Türkler sakal anlattım be sana bunları. Bak sakallıdır adamlar dedi. Sakallıyı muayenehanenize sokmayın dedi. Konuştuk nasıl unutuyorsun? Sen çok konuştuğun için unutuyorsun. Hatta dedim geri yolladığım bir çocuk var tedavi ettim dedim. Başka yerde mi konuştuk bunu yoksa? Ben sakalım olduğu için hatırlarım diye yani düşünüyorum. Açıp seyredeceğim. Bak senden sonra açıp seyredeceğim. Söz uçar görüntü kalır. Neyse sonuçta yani demek istediğim şu. İnsanlar paranoyaya girdi bir grup. Bir grupta hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Dünyada sonumuz felaket. Amerika şu anda ölümlerde birinci sırada bak. Birinci. Bütün dünya yokmuş gibi davranıyor. Maçlara başladılar. Bak nasıl 600 yıl sürdü veba. Bundan da kurtulamayacağız. Durum hiç iyi değil koronada. Bak bir tek şunu söyleyeceğim sana. Bak bu çok önemli. Türkiye'nin ne kadar iyi bir yerden ne kadar kötü bir yere geldiğini anlatmak için. Bunu bak şeyin tweetinden aldım. Bir tane bir çok tatlı bir diş hekimi, asker diş hekimi var. Bak biz biliyorsun 1920 senede Hıfzı Zıha Enstitüsü'nü kuruyoruz bak. Aşı yapıyoruz. Çin'e kolera aşısı yolluyoruz. Behçet isimli bir şeyimiz Behçet hastalığını buluyor. Dünya literatürüne giriyor. Şu anda biz harcamatla sülükle uğraşıyoruz Hacettepe Üniversitesi'nde. Bak geldiğimiz nokta bu. Bak Behçet'ten dünyaya Çin'e kolera aşısı satarken harcamat ve sülükle uğraşıyoruz. Duyan duysun bunları. Beni de tutuklasınlar hayatım. Anladın mı? Durumumuz böyle. Kapat bu konuyu. Bak ben bunları söylemeyeyim mi? Söyle. Senin başına bir söyleyin şey gelir hocam. Mi? Ben bunları söyledim diye senin başına bir şey gelir mi? Yalan var mı bende? Yalan senin umurumda bile olmaz yani. Bravo. Bak beraber gideriz cezaevine. Ben kadınlar koşuna, sen erkekler koşuna. Yok o kadar değil ya. Ben şaka hiç yapıyorum. Konuştum herkes valla. Şaka yapıyorum. Bak, korkunun ecele faydası yok yavrucuğum. Öyle. Kork. Ben her yerde. Bak ben kötü bir şey söylüyor muyum? Bak suçum ben. Bak ben çok hukuk okurum biliyor musun? Yani yanlış bir şey yapmayayım diye. Ben açar hukuk kitabı okurum. Yani hakkım nedir benim? Hasta hakkı nedir? Hekim hakkı nedir? Bak okurum. Hadi bitti bunu da. Şimdi en son bir şey kalmadı işte. Bir küçük hikaye anlatayım bitirelim kapatalım. Tamam. Bak, tamam hocam. Bu da güzel bir hikaye. Fıkra yerine hikaye. Böyle kişilerin yani daha güzel olmuyor mu böyle program?
Bence çok daha Bak, güzel oluyor. şimdi bak, İnka medeniyeti, ben uygarlıklara çok önem veriyorum. İnka uygarlığı Ant Dağları'nda biliyorsun 12. yüzyılda 15. yüzyıl arasında burada İnkalar tapınaklar yapmışlar. Bak tekerleği bilmiyorlar. Yani yazıları bile yok bak. 13. yüzyıl 15. yüzyılda ama yani Tanrıların Arabaları diye bir kitap vardır biliyorsun. Bunları buralara nasıl yaptı? Bak Machu Picchu'yu bilirsin. Machu Picchu'yu ben yalnız kaçırdım. Belli bir yaştan önce oraya gitmek lazım. Oksijen yok. Satürasyon sıfır bak. Machu Picchu Ant Dağları'nın tepesine İnka uygarlığı. Machu Picchu oranın adı. Şimdi ben orayı hep istedim. Hem dizler sakatlanıyor bu yaştan sonra. Yani 50 yaşına gelmeden Machu Picchu'ya gideceksin. Bak. Destinasyonlarını yaşına göre sıralayacaksın. Şimdi bak bizim şu an kruz seyahati vaktimiz. Ama ben kruzu de sevmiyorum biliyor musun? 5 kere kruz seyahati yaptım. Tamam her şey çok güzel ama iyi gezemiyorsun. Seni bak eşde indiriyor şey diyor ki sabah 10'da kalkacağım. Şehri gezemiyorsun. Anladın mı? Ama gemide eğlenceler, şovlar bilmem. Bana ne ben oradaki Barcelona'daki müzeye gidip Evet. gezemedikten sonra anladın mı? Kesinlikle. Ama Hikayeye dönelim hocam. ha Hikayeye tamam. dönelim. Aferin. Bak şimdi. İngilizler geliyorlar. İngilizler. İnka medeniyetini çözmek için gidecekler şey ama yükseğe çıkacaklar. Diyorlar ki halktan yani native şeyden köylülerden adam alalım da onlar bize yol göstersin kayboluruz. Bir grup köylüyü alıyorlar. Yaşlı da var bir tane ama bunlar yerli yani siyah ama Güney Amerika'daki yerliler. Şimdi bu İngilizler aceleci oradaki medeniyeti çözecek. Belki bir şeyleri götürecekler biliyorsun. Her şeyleri çalıp götürürler. British Museum hep çalıntı eserlerle doludur biliyorsun gene. Bunlar giderken birden bakıyorlar böyle bir kabile bunlara yardım edecek. Adamlar birdenbire baştaki adam asayı kaldırıyor. Pat diye oturuyorlar yere. Bırakıyorlar her şeyi. Biliyor musun bunu? Yok. Tamam. Bak şimdi oturuyorlar yere. Kımıldamadan 1,5 saat hiç kımıldamadan oturuyorlar. İngilizler perişan. Ya ne yapıyorsunuz? Geç kaldık. Hava kararacak. Kabile reisi 1,5 saat sonra işaret ediyor. Hepsi kalkıyorlar. Kalkıyor kabile reisi diyor ki onun İngilizcesi var bir tek. Ötekiler bilmiyor. Yani şey İngilizcesi. Bakın diyor. Koştura koştura getirdiniz bizi buraya. Bedenimiz yoruldu. Ruhumuz geride kaldı. Ruhumuz orada kaldı. 1,5 saat öte. Biz onları bekledik. Ruhumun gelmesini bekledim diyor. Bak ruhun o kadar önemli ki ruhun dinlenmesi. Bak bunu sana yerli anlatıyor İngiliz'e. Beni diyor koşturdun. 1,5 saat ötede ruhlarımız kaldı bizim. Onları bekledik 1,5 saat. Ruhlarımız gelsin içimize. Yani ruhunu dinlendirmek için şiir okuyacaksın. Ruhunu dinlendirmek için müzik dinleyeceksin. Ruhunu dinlendirmek için kitap okuyacaksın. Yerli bunu biliyor. Ya da tam çalacaksın. Totem oyunu, ateş yakacaksın. Dans edeceksin. Ama Aynen öyle. İngiliz Uzaklaştığımlardan inşallah gençlik bunları hatırlar. bak ama güzel bir hikaye değil mi? Adam diyor ki 1,5 saat Evet. ruhlarımızı bekledik. Gelsinler yetişsinler bize diye. Bak bu çok güzeldir bu hikaye. Evet, hadi kapat. Aynen. Hocam Hocam görüşürüz. Dikkat seni edin kendinize. Sağlıkla seviyorum. İyi kalın. Çok akşamlar. mutluyum. İyi Hoşça akşamlar. kalın.